Merhaba arkadaşlar, mezun töreni gibi bir şey organize etsek mi acaba? En az bana öyle geliyor. Çünkü inanır mısınız, biz bir ay beraberdik. Her gün düzenli şeklinde 10 dakika antrenman yaptınız benimle beraber ve eminim ki hedefinize ulaştınız. Ama ben sizden tek tek yorum olarak sonuçlarınızı okumak istiyorum. Kilo verdiniz mi? Evetse kaç tane? Sıkılaştınız mı? Enerjiniz yükseldi mi? Nasıl hissediyorsunuz? Lütfen bana yazın, tamam mı? Çok tebrik ediyorum sizi. Abone olmayı unutmayın. Çünkü bu challenge bittiyse de yeni challenge'ler mutlaka yapacağız ve haberdar olmak istiyorsanız o zaman işte bu ailenin bir parçası olmanızı istiyorum. Biz de şimdi tüm enerjiyle son antrenmana giriyoruz, kol çalışacağız. Evet arkadaşlar, son antrenmanımız tabii ki, yani üzülmeyin, biz her zaman zaten beraber antrenman yapacağız da challenge'ın son antrenmanı olsun, gelsin. Kol yapacağız, aynı zamanda özellikle göğüs biraz çalışacağız, tamam mı? Ben de starta veriyorum çünkü ilk hareketimiz çok kolay. Isınmak şöyle olacak. Hani böyle yukarı aşağı doğru bir küçük hareket. Eğer isterseniz tabii ki bacağınızı da kaldırabilirsiniz, hareket ettirebilirsiniz. Çünkü artık ileri seviyeye geldiniz. Bir ay çok fark ediyor. Hani her gün 10 dakika bile olsa, değil mi? Toparlıyorsunuz bu vücudu ve vücudunuz gerçekten çok mutlu oluyor. Eminim ki siz de bu enerji farkı hissettiniz. Hiç bırakmıyoruz, burada ısınıyoruz yavaş yavaş. Çünkü son antrenmanımız da sıkı. Bize öyle yakışır, değil mi? Harika. İkinci ısınma hareketimiz şu olacak. Öne doğru böyle küçük hareketler. L hızlı şeklinde ısınmaya devam ediyoruz. Dediğimiz gibi hep bir bacak havada yapabilirsiniz. Okey. Ben de bacakla aynı zamanda aşağı yukarı hareketi yapıyorum. Siz de yapabilirsiniz. Çok harika olur. Olmazsa iki ayakta da olabilir tabii ki. Çok gurur duyuyorum sizinle arkadaşlar. Bir ay geçti ve hep beraber bu hedefimize ulaştık. Bana mutlaka yazın, tamam mı? Ben okumak istiyorum çünkü benim de çok hoşuma gidiyor ve ben de motive oluyorum gerçekten. Hadi öbür bacağa geçtim ben de. Harikasınız. Ondan sonra mat'e alacağım sizi. Orada plank pozisyonda üçüncü harekete geçeceğiz. Şimdi buradayız arkadaşlar, pardon, yan tarafta ve kolumuzu uzatarak böyle bir bale hareketi yapıyoruz, okey? Başladık. Hadi uzanıyoruz ve dönüyoruz. Bizim kalçamız hep yukarıda kalıyor ve hissedeceksiniz, sizin sağdaki kolunuz bayağı çalışıyor. Harikasınız. Ben de bakıyorum. Şimdi değiştirme zamanı. Okey. Bu tarafta da yapalım. Çok güzel. Uzanın daha çok. Ondan sonra kobraya geçeceğiz. Onu hatırlıyorsunuz, daha önce de yaptık. Arka kol için gerçekten bence en güzel hareketi sizin elleriniz göz yüksekliğinde, dirsekleriniz kapalı, tam yukarı kadar gelmiyorsunuz. Dirsekler hep böyle hafif yukarı kalıyor. Çünkü o zaman daha zor. Okey? Yavaş yavaş tüm ağırlığınızı kaldırarak yukarı geliyorsunuz ve iniyorsunuz. Böyle. Hah. Süpersiniz. Bir daha, kalçanız yerde kalıyor ve gerçekten hani sizin kollarınız titreyebilir. O kadar.
Çünkü tüm vücudunuzu kaldırıyorsunuz sonuç olarak. Hop ve dirseklerinizi açmayın. Tamam mı? Burada arka kol çalışıyor. Süpersiniz. Şimdi arkadaşlar push-up yapıyoruz. Şu yukarı gelince bir kol kaldırıyoruz. Okey? Normal push-up, dirseklerinizi yan tarafa açıyorsunuz. Hadi push-up yaptık. Sağdaki kolumuzu uzattık. Push-up'a döndük. Sol. Okey? Harikasınız. Çok iyi. Devam. 30 saniyemiz var. Burada tabii ki karın da çalışıyor. Farkındayım. Ama biz son antrenmandayız. Artık her bölgeyi çalıştık. Ve sizin için hiçbir sorun olmaz. Devam ediyoruz. Hadi 8 saniye kaldı. Çok güzel. Lütfen keyfi çıkarın. Çünkü video. Şimdi high plank pozisyona geliyoruz arkadaşlar. Buradan yarım daire çizerek kapatıyorsunuz. Hareket bu. Okey, sizi bekliyorum. Süper. Açtık, kapattık. Yarım daire çiziyoruz arkadaşlar. Yorulmaya başladık değil mi? Karın kaspı iyice çalışıyor. Ama kollar da çok çalışıyor. Boynunuz rahat olsun. Okey. Hadi devam. Az kaldı. 13. Daha çok daire çiziyoruz. Devam. Hadi hadi. Bırakmayın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel sonuç sizin olacak. Şimdi reverse plank'tayız. Ve sadece kalçanızı indirip ama iyice kaldırıyorsunuz. Çünkü o zaman kollarımız yanmaya başlayacak. Hadi kaldırın. Boynunuz rahat. İndirin. Gerçekten kollarınızı hissetmeniz lazım ama iyice. Ve şu ne zaman oluyor? Eğer bu kalça gerçekten çok kaldırırsınız o zaman, okey? Çok iyi. Daha çok. Kaldırın kalçanızı. Devam ediyoruz. Biliyorum kollarınız yanıyor. Öyle olmalı. Devam. Boynunuz rahat. Devam. Çok iyi gidiyoruz. Sakın bırakmayın. Şimdi burada kalmanızı istiyorum ve bacaklarınızı açacaksınız. Bu kollar iyice yansın istiyorum. Tamam mı? Okey. Hadi hemen başlayalım. Az kaldı. Kaldırın kalçanızı. Boynunuz rahat. Açıyoruz. Sağ. Sol. Sağ. Kalçanız yukarıda olmalı. Olmazsa bu kollar yanmayacak. Bu reverse plank arkadaşlar, ya çok seversiniz ya sevmiyorsunuz ama sevmiyorsanız da yapacaksınız çünkü sonuçlar garanti. Devam. Açın bacaklarınızı, indirmeyin kalçayı. Gerçekten sonuç istiyorsanız yapacaksınız. Sıcak olmaya başladı burası. Devam. Az kaldı. Sol. Okey. Süper. Şimdi bir bacak havada triceps dips. Sizin dirseklerinizi açmıyorsunuz yan tarafa. Okey? Şu. Okey. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8, 9, 10. Bacak değiştiriyorum. 1, 2, 3, 4,
6, 7, bakıyorum 8, 9, 10, 1 ve 1 ile 1 herhalde bitecek. Evet, tamam, tamam, 2 tane yaptık. Son hareket, hadi arkadaşlar. Soldaki eliniz önde, sağdaki ile sarılıyorsun kendinizi. Bu. Çok zor. Yaptık daha önce. Hadi başladık. 1 2 Ölüm 3 4 5 6 Bırakmayın. 7 8 Devam. 9 10 11 12 Öbür tarafa. Okey. Şimdi soldaki elle sarılıyorsunuz, sağdaki el önde. 3 4 5 6 7 8 9 10 Hadi iki tane daha gelsin. 11 12 Bu sesi duydunuz değil mi? Sadece bugünkü antrenman bitmedi. Tüm challenge bitti. Ben sizi kocaman öpüyorum. Kocaman tebrik ediyorum. Gerçekten çok harikaydınız. Umarım bir sonraki challenge başka antrenmanlarda görüşmek üzere. Çok öpüyorum.